Hayır ama artık. Eline ne oldu? Önemli bir şey değil. Ya önemli olmasa niye elini sarsınlar? Ay çok kötü olmuş ama ya. Nasıl oldu? İş kazası. Dikiş falan attılar mı? Ay hastaneye mi gitsek, ne yapsak? Yani gittin mi? Gittiniz mi? İyiyim ben Defne, iyiyim. Bu arada bileklik için teşekkürler. Ben de. Çizmeyecek misin sen şimdi? Elin de sakatlandı. Alo. Korkuyor musun? Seni geçireceğinden mi korkuyorsun? Cevap da yok. Kaç bakalım. Defo. Seni yeneceğim. Asistan Defne yok artık. Sen onu seviyordun ama ne yapalım? Gitti o Defne. Görürsün. Seni yeneceğim. Ya yavaş yavaş Defo. Beni ciddiye almıyorsun ama yeneceğim. Ben kazanacağım. Ömer nerede kaldın ya? Benim kırıldı. Ay yok yapamayacağım. Ay yeter. Ay! Korkma benim, benim. Sinsi misin ya? Niye buradan geliyorsun? Diğer taraftan mı bekliyordun? Evet. Hayır. Hayır canım, ne alakası var? Ben niye bekleyeyim seni? Ben öyle biraz nefes alayım diye çıkmıştım. Elin nasıl? İyi. Ama iyi görünmüyor. Geçmedi ama iyi. İyi değil demek ki. Nereye vermeye çalışıyorsun Defne? Söyle. Çiziyor musun? Şimdi onda. Çiziyor musun? Seni ne ilgilendiriyor? Hani yarışacağımız için olabilir mi acaba? Tamam o zaman kendi çizdiğinle ilgilen. Daha faydalı olur senin için. Ha söylemeyeceksin yani.
söylemeyeceksin. Yani ben gece 1000 tane mesaj çektim. İşe yaradı mı yaramadı mı öğrenemeyeceğim, öyle mi? Sence? Bravo, bravo. İşte Ömer İplikçi. Ömer İplikçi'ye istemediği bir şeyi asla yaptıramazsınız. Cevap vermek istemiyorsa asla cevap vermez. Sen de böyle karşısında salak salak kekeler durursun. Sakin, sakin. Sakinim ben. Bağırıyorsun. Bağırmıyorum. Bağırmıyorum. Bağırıyormuşum. Bağırıyorum, evet bağırıyorum. Ya niye çıkmıyorsun ki karşıma sen? Niye yarışmıyorsun ki? Bu kadar çok mu istiyorsun karşına çıkmamı? Evet. Niye? Rakip olalım diye. Ha. Madem hiçbir şey olamadık, bari rakip olalım diyorsun. Doğru. İyi, ben bunu bir düşüneyim. Nereden geldi bu ya? Çizmen için ne yapmam gerekiyorsa söyle. Vallahi bak çekime söyle. Ne diyorsun Defne? Ya ne istersen yapacağım diyorum. Hadi. Ne istiyorsan. Yani makul bir şeyse işle ilgili. Bu aralar boş vaktin çok galiba. Kafam dolu, kafam. Düşünmekten çalışamıyorum ben. Sen de hiçbir şey söylemiyorsun. Ne söyleyeyim istiyorsun? Sanki söyleyeceğim. Evet. Ay, yapma Ömer ya. Biz ne zaman birbirimize duymak istediğimiz şeyleri söyledik ki? Haklısın. Bir dakika ya. Sen şimdi bana çizip çizmediğini söyleyecek miydin? Ben kendi ayağıma mı sıktım yine? Defne, gerçekten çok meşgulüm. Eminim senin de daha önemli işlerin vardır. Ne haber? İyi. Nereye böyle? Tamam canım, yani ben öyle, bana ne? Ya eve falan gider çizersin, eve geçersin. Kendini davet ettirmeye mi çalışıyorsun? Buyur gel. Anahtarın da var zaten. Hem gelip gitmişliğinde. Yok canım. Oh, ne alakası var? Şey, bu anahtar eğer böyle rahatsız ediyorsa ben geri vereyim. Gerek yok, gerek yok. Görüşürüz. Ha, çizim diyorsun o zaman. Efendim? Çizim diyorum yani. Evde çizeceksen. Çalış tabii yani, çalış. Ben de çalışıyorum. İyi çalışmalar. Sana da. Tabii çalışıyorsan. Ama elim yara çizemiyorum diyorsan o başka tabii. Defne yeter. Çırpınma. Ne çırpınması canım? Ne çırpınacağım ben? Allah Allah. Ben gayet serinim vallahi yani. Bana ne? Bana ne canım? Görüşürüz Defne. Görüşürüz. Bye. Bay mı? Nasıl öğreneceğim ben şimdi ya? Pis. Söylemezsen söyleme. Ne yapacağım ben ya? Aa, gizli gizli gireyim, odasına gideyim. Evet, öyle yapayım ben.
Ne yapıyorsun sen burada? Çok güzel soru. Güzel de bir cevabı vardır herhalde. Sen çok erken döndün ya. İnşallah bir yaramazlık falan yoktur. Defne. Şey için geldim ya. Ha öyle ne yapıyorsun diye. Odada olmadım biliyorsun. Asansörde karşılaştık. Niye geldin buraya? Şey için geldim. çiziyor musun diye geldim. Bilgisayarına baktım, dosyalara baktım, dolaba baktım. Hiçbir şey bulamadım. Sonuç? Bulamadım işte, hiçbir şey bulamadım. Yani? Kızdım ya, kızma. Defne. Şansını fazla zorlama istersen. Ya yani kusura bakma ya, böyle izinsiz girdim falan. Hiç hoş da olmadı. Bu ne yapayım, sen de çok kapalısın. Böyle olması ikimiz için de daha iyi. Böyle. Delireceğim ya. Of! Defne. Al bunları. Ne bunlar? Ben de sana ait hiçbir şey kalsın istemiyorum. Al bunları. Defne ne yapıyorsun? Bunlar senin. Ay al istemiyorum. Allah Allah. Senin verdiğin kalemlerle çizmek istemiyorum. Tasarımlarımı onlarla yapmayacağım. Hayret bir şey. Ben gider kendime yenilerini alırım zaten. Sen o kalemleri nereden almıştın ya? Aman onu da merak etmiyorum. Ben gider kendime bulurum. Birbirimizde izimiz falan kalmasın. Malum. Senin izin sana yetiyor. Anladığım kadarıyla. Defne. Ne? Ne yapıyorsun? Ay ne yapıyorum, ne yapıyorum? Bir şey yaptın mı var? Ne yapacağım? Allah Allah ya. Zaten benim yaptığım ne önemi var? Kale alan da yok. Evet bir şey. Hayır ben onu demiyorum. Ne diyorsun? Şu an ne yapıyorsun? Ne yapıyorum ya ben? Kendi kahvaltını kendin hazırla. Asistan yok senin karşında. Hayret bir şey. Ya bekle, bekle. Kahvaltı etmeyeceğim. Telefonum kaldı yukarıda. Alayım gelin beraber çıkalım. Tamam. Hayır. Bana bak. Ne bekleyeceğim ben seni? Gideceğim ben. Ver bilekliğimi. Efendim? Bilekliğim diyorum. Ben sana alabilirsin dedim mi? Çocuk musun Defne? İstiyorum. Ya versene şunu. Vermiyorum. Ha vermiyorsun. Bu kadar istiyorsan gel kendin al. Alırım. Sen benim alamayacağımı mı zannediyorsun? Ben öyle bir şey demedim. Alıyorum bak. Aldım. Ya ay versene şunu. Al. Alo Yasemin Hanım. Ha tamam söyleyin söyleyin bir dakika. Ay kalem nerede? Kalemin var mı? Bir saniye. Evet. Al kalem. Tamam. Söyle. Tamam. Tamamdır. Tamam. Ben bakacağım bunlara. Görüşürüz. Defne, gerçekten mola yapacak başka bir yer bulalım kendimize. Bir de böyle aynı anda nefes almaya çıkıyorsak. Bir şey mi oldu? Bütün bu olanlar, yollarımızın kesişmesi, her şey. Belki de benim olgunlaşmam, büyümem ve tasarımcı olmam içindi. Aşkımız güzel bir araç oldu diyorsun. Büyüdüm. Başıma sen geldin ve ben büyüdüm.
Acaba ben sende nasıl bir iz bıraktım? Ha, cevap yok yani. Duymak istemeyebilirsin. Yani toplantıya girmeden önce kafan karışmasın bence. Duymak istiyorum. Defne, biz ne zamandan beri duymak istediklerimizi birbirimize söyledik ya? Gelmeyecek misin? Nereye? Toplantıya. Ha, tabii evet. Bugün var mı bir elbise sürprizi? Yani hazırlıklı olayım, o yüzden söylüyorum. Hayır, yok. Bugün tasarımlarımla varım. Bundan sonra da öyle olacak. Hareketlere bak. Hadi bakalım. Buyurun. Çalışmalarınızı dört gözle bekliyorduk. İki tarafın da bu kadar kısa bir süre içinde hazırlanmış olması göz doldurucu tabii. İnanın kiminle yolumuza devam edersek edelim, bizim içimiz çok rahat edecek. Ama sanırım beni çok zor bir karar bekliyor. Çok etkileyici. Oldukça etkileyici. Tebrikler. Müthiş bir yetenek yakalamışsınız Yasemin Hanım. Gerçekten öyle. Şanslıyız. Çok teşekkür ederim. Sizi bu işe yönlendirenlere teşekkür etmelisiniz. Çok doğru bir yerdesiniz bence. Aslında bu işi en iyi bilen kişiden öğrendim diyebilirim. Açık yüreklilikle bana nasıl çalışmam gerektiğini anlattı. Kendi yöntemlerini anlattı. Yeniden çizebilirsin yani, korkma dedi mesela. Ben de onun tavsiyeleri ışığında devam etmeye çalışıyorum. Evet, çizimleriniz kelimenin tam anlamıyla korkusuz. Bravo. Şimdi Passionis'in koleksiyonunu görelim. Bunlar bizim gördüğümüz dosyada yoktu. İz bu ne? Ver işte. Gerçekten de Türkiye'de bu kadar iyisinin yapılabildiğini bilmiyordum. Avantgardla klasiği bu şekilde birleştirebilmek, bu kadar fark yaratmak. Ömer Bey, itiraf edeyim. Sunum konuşmanızdan sonra sizden nasıl bir koleksiyon geleceğini merakla bekliyordum. Ama bu kadarını beklemiyordum. Teşekkür ederim. Ben tabii bunları İngiliz yöneticilerimle de görüşeceğim ama fark çok açık ne yazık ki. Sanıyorum Passionis'le çalışacağız gibi görünüyor. Ömer Bey, çalışmalarınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim, sağ ol. Ama daha önce gördüğünüz koleksiyon değil. Değil mi Yasemin?